Ben dün akşam salonda koltukta uyuyakalmıştım. Sen de erkenden uyanıp gittin. Çünkü Çınar'ın yerini biliyordun. Çınar'ı sen öldürdün. Ya bu incecik halinde nasıl bunları yapıyorsun onu da anlamıyorum ayrı. Ya da yine biri yardım etti sana. O sessiz kadın, bardaki barcı adam. Değil mi? Çocukluk arkadaşın. Gerçekten buluşmamızın içine ediyorsun şu an. Derin Çınar'ı ben öldürmedim ya. Biliyorum hayatım, senin öyle bir cesaretin yok ki. Ama senin bu sakin görünüşünün altında bu kadar plancı, acımasız, soğukkanlı biri olduğunu ben nasıl fark edemedim? Senin de bu görüntünün altında ne kadar para göz, nankör bir adam olduğunu ben görememişim. Parmak izleri. Merdivene çıplak elle dokundum. Ben nasıl böyle bir hata yaptım ya? O kötü olmuş tabii. Ama o da halledilmeyecek bir şey değil. Nasıl? Nasıl halledeceğiz? Yukarıda yok. Bodrum'da yok. Mutfakta da yok. Yok hiçbir yerde yok. Nerede oğlum bu para? Ey güzel Allah'ım ya. Hayda. Bu niye arıyor ki şimdi? Alo. Sandviçteyim, ne oldu? Oğlum sen niye karına bir şey söylemiyorsun lan? Ne söyleyecektim ki? Alper meselesini. Kız benden öğrendi, perişan oldu. Hayda. Abicim sen ne diye ortalığı karıştırıyorsun? Daha hiçbir şey belli değil ki. Nasıl belli değil lan? Adam kaçıyor işte. Neyse, gel karınla ilgilen. Tamam. Anne. Ne işin var burada? Ben şey için geldim. Ne? Alper'i tutukladılar anne. Çınar'ı öldürmüş. Bu Derin'in ressam arkadaşı yok mu? Candan atmış adam. Anne. Anne. Rütbiye Hanım teyze. Neyse ya. Ha şimdi daha sonra. Nasılsa tutuklanacak bu herif. Biraz erken öğrendi. Anne. Anne hadi. Anne. Anne. Şeytan diyor bırak git. Anne hadi kalk kendine gel anne.